konuklar, hepiniz bu kıymetli festivale hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Karaburun, Akdeniz'in en büyük koku bahçesidir. Akdeniz'in çeşitli yerlerinde renkli, farklı, çok görkemli çiçeklerin yetiştirilmesine özen gösterilir. Ama Akdeniz'in en büyük koku bahçesi Karaburun'dur. Bu tek başına şahane bir özellik, bu tek başına bir şehri dünya markası yapmaya yetecek bir özellik. O nedenle bunun üzerine çok daha fazla gideceğiz. Geçen yıl 496 bin nergis filesi yumrusu dağıtılmış. Ben bunun milyonlara çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bakın biz sadece geçen yıl içinde yaptığımız altyapı yatırımlarıyla yaklaşık 280 milyon liralık bir arıtma tesisi, deşarj noktası ve 90 kilometre atık su kanalı yapmışız. Sadece geçen yıl bitirdiğimiz rakam bu. Bunu bugünün maliyetleriyle yapmaya kalkarsanız milyarın üzerinde bir rakamla karşılaşıyorsunuz. Ben geçenlerde şöyle bir şey ifade etmeye çalışmıştım. 5 yıldır mutfakta çalışıyoruz. Artık şöyle salonda bir ziyafet vermek istiyorum. 5 yıl mutfakta geçti. Altyapı yatırımlarıyla boğuşmakla geçti. Ama sonuna geldik ve bundan sonrasında gerçekten bu güzelliklerin daha fazla gün ışığına çıkacağı yatırımlarla ve girişimlerle birlikte buluşacağız. Şimdi bu yatırımların niye önemliydi onu söylemem lazım sizlere. Eğer popülist siyaset yapıyorsanız bunları halının altına süpürüp sadece kentin görünümündeki makyajla, süsle gönül kazanabilirsiniz, oy kazanabilirsiniz. Ama ben biliyorum, İzmir'in güzel insanları, İzmir'in o aydınlık insanları popülist siyasete prim vermezler ve gerçekten geleceklerini kurtaranlarla beraber olurlar. Onun için biz de asla popülist siyaset yapmadık, yapmayacağız ve göreceksiniz bu güzelim topraklarda geçmişin halı altına süpüren ne kadar problemi varsa onları çözeceğiz ve ondan sonra da bu şehrin, bu güzelim memleketin gelecek kuşakların geleceklerini aydınlatacak çok daha fazla iş yapacağız hep birlikte. Ben buradan şu iki sözü vererek sözlerimi tamamlayayım. İlkay Başkanım ve sevgili Karaburunlular, Nergis Festivali'ni dünyanın en büyük uluslararası festivallerinden biri haline getireceğim. Ve göreceksiniz, Nergis'i ihracatını başlatacağım. Bunu da buradan size sözünü vermiş olayım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Festivalimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gerçekten de bütün konuşmalarımızda belirttiğimiz gibi Karaburnumuz bugüne kadar esasında değerini bulmamış. Birkaç yıla kadar diyelim. Saklı bir cennet. Türkiye'nin normalde belki yıllarca yolu nedeniyle gelişime kapalı kalmış. Biraz da belki buradaki halkımızın hani dışarıya çok açılmayarak bu güzelliklerimizi koruma adına korunmaya çalıştığımız saklı bir cennet. Fakat bizlerle birlikte Tunç Başkanım ve biz aynı dönem başladık. Onun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, benim ilçe belediye başkanlığım. Bu kabuğumuzu kırdık yavaş yavaş ve başta Türkiye olmak üzere şu an farklı Avrupa ülkelerinden bile misafirlerimiz var burada. Gerçekten de Karaburun tarihine, geçmişine dayalı olarak bir tanıtımda Türkiye'deki yerini almaya başladı. Nergis başka yerlerde de yetişebilir ama şu duyduğunuz kokuyu hiçbir yerde alamazsınız. Biz bu konuda çok iddialıyız. Çünkü gittiğinizde bile başka yerlerde
Karaburun insanı o kokuyu ayırabiliyor. Hem yapısında gördüğümüzde bizler bunu ayırabiliyoruz, hem sizler ayırabiliyorsunuz. Çünkü hem dokusu hem kokusu farklı. Bu da bizim bu özel çevre koruma alanını ilan edildiğimizdeki toprak yapımızdan ve hava akımlarımızdan. Biz gerçekten de bu konuda çok ama çok şanslıyız. Bugünkü coşkumuz, enerjimiz bir düğün evinin heyecanından farksız. Yarımadamızın özlemle beklediği Karaburnumuzun tanıtılmasında her zaman önemli bir yer tutan Nergis Festivalimizde gerçekten de bizlerin yanında olmanızdan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Mahallelerimizde mandalinden üzüme bizim hurma dediğimiz, dışarıda hurma denilen zeytinimize, bu toprakların hayatımıza kattığı en büyük servet olan tarımsal ürünlerimiz adına festivaller yapmayı önemsiyoruz. Ve işte Nergis Festivalimizde bu festivallerin en büyüğü, bir anlamda amiral gemisi. Çünkü kimileri eleştiriyor festivalleri. Festivale bakış açınız çok önemli. Festival sadece eğlence değil. Bir bölgenin tanıtımı. Biz belki devletten yardım almıyoruz ama biz kendi imkanlarımızla birbirimize yetiyoruz. Büyükşehirimiz bize yetiyor. Başkasına da ihtiyacımız yok. Hakkımız olanı almasak bile biz yine en iyisini yapmaya muktediriz bu ülkede. Başkanım şöyle alalım. Tamam. Sağınız beyim efendim. Şahane. Muhteşem. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Başkanım hoş geldin. Eyvallah. Hadi ama denemek istiyorum. Ya yok sen daha bizi biliyorsun. Başkanım hoş geldin. Beceremedik. Kolay gelsin. Kendi üretimimiz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ay teşekkür ederiz. Sağ ol canım çok benim. Sağ ol. O güzellik. Sağ ol. Sağ ol. Sıfır. Kalktınız. Siz geçen sene Nergis Festivali'ne şey vermiştiniz. Şimdi vermiştiniz. Bu sene de böyle. Şimdi görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Ay hep beraberiz inşallah. İnşallah beraberiz. Bu kazan ne abi? Şöyle bir tamam abi. Süper. Helal olsun. Kolay gelsin. Başka şöyle de yapalım mı?